Dün Amerika Birleşik Devletleri borsalarında öyle bir gün içi hareket yaşandı ki sanki bu yeni bir boğa rallisinin başlangıcına benziyor. Ekim ayındaki şu videomda boğa rallisi başlıyor demiştim herkes benimle dalga geçmişti. Ona çok benzer bir hareket tekrarlandı dün borsada ve bir yandan da temel bilgilerdeki akışa bakacak olursak her şey yoluna girecek gibi gözüküyor. Ben Ağustos ayının başından beri yaşadığımız düzeltmenin sonlarına geldiğimizi düşünüyorum. Tabii ki biraz daha zamana ihtiyacımız var. Tabii ki ben yanılıyor olabilirim. Tabii ki anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Ama önümüzdeki günler Amerikan borsaları için, o borsalarda da bazı hisse senetleri için çok parlak olacak gibi gözüküyor. Hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Önce dün borsaları hareketlendiren haber neydi ona bakalım. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni istihdam verisi geldi. Bir önceki gün ADP özel sektörle ilgili gelen istihdam verisinde beklentilerin altında istihdam vardı. Piyasalar ona sevindiler çünkü FED gevşecek dediler. Dün devletin açıkladığı istihdam verileri ise tam tersine inanılmaz yukarı yönde sürpriz yaptı. Yani beklenenden çok daha fazla insan iş bulmuş. Bunun üzerine borsalar piyasa açılmadan önce çok sert bir düşüş yaşamaya başladılar. Piyasa açıldıktan sonraki ilk dakikalarda da bu düşüş devam etti. Sonra işler tersine döndü. Neydi dünkü gelen verinin çarpıcı yönü? Non-farm payrolls. Yani tarım dışı istihdam. Burada Wall Street 170 bin civarı yeni iş açılacağını düşünürken Eylül ayında tam 336 bin yeni pozisyon açılmış. Yani Wall Street'in beklentisinin iki kat üstüne çıkıldı. Bu tabi Fed faizleri tekrar artırır mı? Enflasyon coşar mı? Korkularını canlandırdı ve satış yedik. Öte yandan benim gibi detay meraklılarının baktığı temel konulardan bir tanesi maaşlardaki artış nasıldı ve orada aslında beklenen iyi bir veri var. Yani istihdam artıyor, maaşlar düşüyor. 4.3 bekleniyordu saatlik maaşlardaki artış. 4.2 olarak gerçekleşti. aydan aya baktığımızda da 0.3 bekleniyordu. 0.2 olarak gerçekleşti ama piyasa önce bunu aldırmadı. Şu 170 beklenen şeyin 336 bin gelmesinden paniğe kapıldı. Hem de ne panik gelin burada grafiklerde QuantFury'e gidelim. QuantFury hem bir yatırım platformu hem de ücretsiz olarak tradingview'un bütün grafiklerine ulaşabiliyorsunuz. Bakın buradaki gap down'u görüyoruz. Borsa açılır açılmaz aşağı doğru inilmez sert hareket etti. Bu hangisi? QQQ yani Nasdaq'ın en büyük ETF'i. Bir süre buralarda takıldı. Hatta aşağı doğru şurada 354'e kadar bir mum attı. Sonra kocaman yeşil mumlarla tırmandık. Gün sonunda biraz cuma kar alışları geldi. Günü 364 ile kapattık. İstihdam verisinde yukarı doğru acayip bir patlamanın olmasından sonra ve borsa düştükten sonra böyle geriye doğru dönüş aslında çok enteresan bir şey gösteriyor. Bunu bana gösterdiği şey satıcılar yoruldu. Satıcıların daha fazla satmak için ellerindeki haber kaynağı tükenmiş durumda. Çünkü dünkü verimize ne diyor? Amerika'da resesyon falan yok. İstihdam son derece canlı, işler iyi gidiyor. Buna karşı maaşlar artmıyor. Yani bunun enflasyon üzerinde de baskısı yok. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Ayrıca dün San Francisco Fed Başkanı enteresan bir konuşma yaptı. Dedi ki 10 yıllıklarda kendi kendine gerçekleşen faiz yükselişleri bizim daha fazla faiz artırmamızı gereksiz hale getiriyor olabilir. Sırf son bir haftada 10 yıllıklarda yaşanan faiz artışı bizim bir kez daha faiz artırmamızdan daha büyük etki yaptı kredi pazarlarında ve sıkışmayı yarattı. İşte borsa bunları düşündü, taşındı, değerlendirdi. Biraz da tabii market maker'lar devreye girdiler ve borsaları çok sert yukarı aldılar. Bu kükükü de böyle de S&P 500'de farklı mı? Ha yine görüyorsunuz Kuantföre'deki teknik analizde SPY'de de böyle sert bir düşüş. Aşağıya doğru 420'lere kadar mum attı. SPY'de S&P 500'ün en büyük endeksi. Sonradan sert bir yukarı doğru dönüş geldi. Gün sonunda biraz cuma satışları vardı. Ve gün içerisinde S&P 500 gibi bir endeksin 420 ile 429 arası hareket etmesi hakikaten enteresan bir şey. Muazzam burada da geriye dönüş gördük. Yine benim tezimi destekliyor. Bazı hisse senetlerinde etki daha da trajikti. Burada Tesla'yı görüyoruz. Tabi Tesla'da dün başka bir haber daha vardı. Tesla yine Amerika'da fiyat indirimlerine giriyor. Wall Street bununla ilgili yine paniğe kapıldı. Daha evvel bunları hep konuşmuştuk. Ve bundan dolayı Tesla müthiş bir gap down'la açıldı. Ve en dipte şuradaki boom'da görüyorsunuz 250 dolarlara kadar indi. Sonra müthiş bir rally yaptı. 200 60 dolardan günü kapattı. Apple, Apple gibi oldukça stabil bir hisse bile dün gap down yaptı. Burada görüyorsunuz en dip mumda 173 dolara indi. Sonra 178'lere kadar çıktı. Günü de 177.5'tan kapattı. Pek çok hisse senedi için benzer tabloları ortaya koyabiliriz. Özellikle teknoloji tarafında. Peki ben dün gün içinde yaşanan bu dönüşe neden çok önem veriyorum? Şurası 13 Ekim 2022. Borsada o günkü harekette bugünküne benziyordu. Sert bir yeşil mum var doğru görüyorsunuz ama aslında aşağı doğru ciddi bir sarkma yapmıştı gün içerisinde yine gelen bir haberle. Benzer bir durumu 13 Mart 2023'te yaşadık. Sert bir düşüş sonrasında mum yukarı doğru hareket ediyor ve dikkat ederseniz Ekim'den beri başlayan yukarı yöndeki trendinde destek çizgisindeyiz burada. Dün yine aynı şekilde destek mumun altına doğru çizgiyi attı. S&P 500 ondan sonra yukarı doğru tırmanmaya başladı. Bu iki benzer hareketten sonraki S&P 500'ü görüyorsunuz şuradan sonra ciddi bir yükseliş yaşanmış. Buradan sonra yine ciddi bir yükseliş. Buradan benim yorumum tekrar yükseliş trendine geri dönüyoruz. <laughs> Elbette yanılabilirim ama grafik bize bunu söylüyor şu anda. Benzer bir grafiği Nasdaq için yapalım. Şimdi Nas Nasdaq'ın şöyle bir farkı var. Nasdaq Ekim ayında bir dip yaptı. Oradan geri yükseldi ama yıl sonunda tax harvesting yani vergi avantajına ayarlanmak için çok ciddi satış yeri teknoloji hisseleri. Çünkü yıl içerisinde zarar eden hisse senetlerini yıl sonunda elden çıkarınca bunu vergiden düşebiliyorsunuz Amerika'da. Öyle özel bir durum yaşandı. Bu çerçevede bence Ekim ayından değil de Ocak ayından itibaren çizgiyi çekmek çok daha doğru olur Nasdaq için. Çünkü görüyorsunuz böyle bir düzeltme hareketi var. Ve bakıyoruz ne olmuş? Trendline'ımızı aynen koruyoruz. trend Trendline'dan desteğini aldı tekrar yukarı doğru döndü. Pek çok hissede de benzer durumlar var. Tabii ben bir teknik analist değilim. Bunları çok daha detaylı yorumlayacak insanlar var. Ama temelin de ben bu teknik analizi desteklediğini düşünüyorum. Neden? Dünkü veri ne diyor? Resesyon yok diyor. En büyük korkulardan bir tanesiydi. Dünkü veri aynı zamanda ne diyor? Maaşlar artmıyor diyor. Yani enflasyon üzerindeki baskı az diyor. Fed ne istiyor? Enflasyon olmasın, istihdam kuvvetli olsun. Fed'in bu isteğini tutturuyoruz burada. Fed San Francisco Başkanı dün ne diyor? Fed'in belki faiz artırması gerek kalmayabilir. Çünkü piyasalar zaten faizleri yukarı çektiler diyor. Enflasyon son nasıl gözüküyor? En son gelen PCE'de çekirdek enflasyon yıllıklandırıldığında %1.2'ye gelmiş durumda. Aylık %0.1 gelmişti. Eğer son 3 ay ortalamasını yıllıklandırırsanız da %2.6'larda bir enflasyon var. Oysa Fed'in %2.6 ile ilgili hedefi çok daha ilerideki yıllarda. Yani her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Ben bundan sonra Fed başkanlarının da daha az korkutucu konuşacağını düşünüyorum. Yeter ki önümüzdeki enflasyon verisi düşük gelsin. Bu nedenle %30'a yakın nakit pozisyonumu dün tekrar borsaya sokmaya başladım. Can yayınlardan beni izliyorsanız biliyorsunuzdur. Bu 10 yıllıklardaki oynaklıktan pek memnun olmadığım için bir kısım parayı biraz nakite çıkarmıştım. Belirsizlikten hoşlanmadığım için onu dün adım adım tekrar borsaya sokmaya başladım. 10 yıllıklar demişken onlardaki hareket de dün çok sertti. Gap up yaptılar istihdam verisiyle beraber sonra gün içerisinde yumuşadılar ve 4.79'dan kapattık. Elbette bu hala oldukça yüksek bir faiz ama enflasyonla mücadele ediyorsanız bu faiz oranları normal ve bizim için mühim olan faiz oranının ne olduğu değil hareketleri. Çünkü piyasa hareketten korkuyor. Stabilite geldiği zaman şirketler kendini buna göre adapte edebiliyorlar. Hatta dün dinlediğim enteresan bir analist diyor ki böyle bir durumda şirketler daha disiplinli hareket edip sermayelerini daha iyi kullanacaklarından fiyat kazanç oranları yukarı gidebilir. Çünkü şirketlerin daha fazla karlılığa odaklanacağını düşünüyoruz diyor. Elbette gelen verilerle kafalar sık sık karışıyor. Gelen veriler birbirleriyle çelişebiliyorlar. Bu hafta 3 istihdam verisi geldi. İlkinde yılbaşından beri açılan pozisyonlar Jolt beklenenin 1 milyon üstündeydi. Goldman Sachs dedi ki o doğru olmayabilir. Çünkü anket usulü yapılıyor ve anketlere verilen cevaplarda işler kötüye giderken biraz saklama olabiliyor dendi. Evvelsi gün ADP yani özel sektör raporu geldi. Çok kötüydü. Dün devletinki geldi çok iyiydi. Hangisine inanacağınızı seçmek size kalmış. Ama şu net. Amerika'da inanılmaz sert bir işsizlik dalgası yok. İşsizlik şu an %3.8'lerde geziyor. Resesyon yok. Enflasyonu yolculuğu aşağı doğru umuyoruz ki devam ediyor. Daha ben bununla ilgili defalarca konuştum. E bu durumda ben bu piyasalardan niye korkayım? Korkmaya devam etmek istenler korkmaya devam etsinler ama ben yönün yukarı doğru döndüğünü düşünüyorum. Elbette yanılabilirim. Karar sizin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.